Arkadaşlar merhaba. Çoğu eski takipçinin bildiği gibi uzun zamandır, yani 5 seneye geçti. Ben de bir Passat kullanıcısıyım. Çoğu arkadaşın talebi oldu. Passat'la ilgili başından geçenler neler? Hem bunun üzerinden hem de Passat'ın kronik rahatsızlıkları neler? Onların üzerinden böyle bir muhabbetimiz olacak. Bu 5 sene sürecinde Passat başıma ne işler açtı? Videoya dışarıda başlayacaktım ama hem rüzgar sesi hem de yanındaki fabrikanın da sesi geliyor. En iyisi içeride devam etmek daha iyi olur. 2016'nın Ocak 14'ünde arkadaşlar teslim aldım aracı. Ve ilk başıma gelen durum bu medya ekranıyla ilgili bir durum oldu. Nasıl bir şeydi? Medya ekranın çalışıyor. Dokunmatiği de basıyordu. Ama ekranda görüntü yoktu. Yani şöyle kapalı gibi görünüyordu. Şöyle bir şey fark ettim onda. Özellikle soğuk havalarda, böyle kıştı o zaman da zaten, ilk çalıştırmada gelmiyordu bazen. Ama hava ısınmışsa, belli bir sıcaklığın üzerine çıktığında veya arabayı işte bir zaman gidip durunca, o zaman ekran kendi kendine geri geliyordu. Bunun için servise gittim. Bir yazılım güncellemesi yapıldı. Ondan sonra düzeldi. Herhangi bir daha da böyle bir problem yaşamadım. İkinci olarak da şöyle bir sıkıntım oldu. Önce şoför tarafındaki kapıda fark ettim. Kapının alt tarafında, tam krom çıtanın olduğu parçanın hemen alt tarafıyla birleşik olan parçada bir siyahlık fark ettim. Ben ilk önce hani bir şey mi yapıştı gibi düşündüm. Hani bakınca oranın boyanın kalktığını fark ettim. Orası için gittim servise. Aslında buranın bir kronik bir problem olduğunu, diğer başka araçlarda da aynı şekilde problem olduğunu hemen garantiden değişeceklerini söylediler. Oradaki parça, ben orayı şey zannediyordum. Acaba hani bir bütün mü kaportayla? Meğer orası orada üstteki kromla beraber bütün bir parçaymış ve plastikmiş. Ve kromla beraber değişiyormuş. Yani sonuçta oradaki kromla beraber oradaki parça komple yenilendi. Yeni parça takıldı. Ondan sonra burada alttaki o problem kesildi. Ama bir zaman sonra, aşağı yukarı bir ay sonra kadar da bu sefer sağ ön kapıda yaptı aynı problemi. Tekrar götürdüm servise. Yine aynı şekilde garantiden oradaki parça da tamamen değişti. Herhangi bir daha sonrasında herhangi bir problem yaşamadım. Demek ki o dönemki üretilen parçalarda böyle bir, ya astarında ya kullanılan malzemede böyle bir problem olmuş. Genel bir problem. 2016 yılının içerisinde üretilenlerde büyük bir ihtimal. Orada bir boya atma problemi vardı arkadaşlar. Şimdi daha sonra yaşadığım problem şöyle bir şey de oldu. Depo kapağım mesela tam açılmıyor. Bastırıyorsunuz böyle bir, tam böyle geriye doğru atıyordu ilk zamanlar. Arada bayağı bir mesafe oluyordu. Şimdi düzeldi sayılır da, şimdi yani eskisinden iyi ama hani ilk zamanki gibi değil. Gene bir şey var ama şu an için kullanabiliyorum. Şöyle bir şey, evet, bir zaman sonra basmıyor. Atmıyor. Böyle hani tırnağınızla kendisini çekmeniz gerekiyor falan. Hani basit bir şey olduğunu düşünüyorum. Sonuçta orada bir yay mekanizması var. Onun yağlanması lazım. Bunu söyledim. Farklı farklı servislere de gittim. Hani bu problemlerimi sabit bir servise gitmedim. Hem oradaki problem hem de ön park sensörümde bir problem oldu. İkisini aynı anda gittim. Hem onu da anlatayım. Daha sonraki servis sürecini de anlatayım ben size. Şimdi ön park sensöründe de şöyle bir durum var. Normalde belli bir hareket halindeyken, belli bir hızın altına indiğinizde ön park sensörü de aktif oluyor. Oradaki herhangi bir şeyi algıladığı zaman size uyarı veriyor. Tabii buradan siz kapatmanız gerekir. Bunu engellemek istiyorsanız. Önünüzde hiçbir şey yokken bir anda ötmeye başlıyor. Hani acaba bir şey mi? Yani düz gidiyorsunuz, yani akar trafikte. Ama düşük hızdayken, yani kendi devreye gireceği hızdayken, işte 10, 20, işte 30 kilometre gibi hızlardayken bir anda dıdıdıdıdıt, yani sanki bir şeye çarpacaksınız gibi uyarı vermeye başlıyor. Bu da rahatsız ediyordu. Yani bir an bir panik yapıyor insan. Hem bu şikayet için hem de depo kapağının açılmaması ile ilgili servise git. Şimdi serviste şöyle bir şey durum oldu. O günlerde araç kamerası da kullanıyordum arkadaşlar. Şimdi söyledim. İşte dedim böyle böyle problemim var. Tamam dediler. Hemen onları da kontrol edeceğiz. Tamam dedim.
Çıkışta işte evrakları aldık. Baktınız mı? Tamamdır. Kontrol ettik. Düzelttik. Yapıldı. Probleminiz yok. Tamam. İşte arkadaş geçiyor direksiyona. Geç bakayım oğlum. Var mı? Çalışıyor mu? Geçiyor. Dıdıdıdıdı ötüyor. Bu çalışıyor diyor yani. Bir şey yok ki bunda falan. Bir şey yok bunda. Tamam sağlam. Sağlam abi. Tamam. Geç. Ya tamam. Sağlam zaten yani. Evet, bana da tamir ettik dediler. İşte plakalık sensöre yaklaşıyormuş ama sonuçta orijinal plakalık var üzerinde, servisin taktığı plaka. Sonuçta plakanın boyu belli, şey belli. Belki de odur. Yani gerçekte problem odur. Yani sonuçta o problemim çözülmedi. Hatta depo kapağı problemi de o gün çözülmedi. Yine aynı şekilde belki bir geçici olarak bir sprey sıkıldı. Ama ben daha sonra yine aynı şekilde şikayetim devam etti. O gün yani o ustanın o hareketi, Allah'tan başka bir şey söylemediler yani bunun için mi geldi servise araç gibi. Yani onun için araç kameraları önemli arkadaşlar, araçta bulundurmak lazım bu tarz olaylarda. Gerçekten yapılmış mı yapılmamış mı bunu da görmüş olduk. Hani o anda belki iletişim probleminden dolayı kopukluk olmuş olabilir, ondan kaynaklı bir şey olabilir. Çünkü ben anlatmak istediğim şey yani hareket halinde olan problemdi. Neyse bu problemlerim devam etti. Orada o anda çözülemedi. Daha sonra farklı bir servise gittim. Serviste işte bu hale geldi. Biraz daha iyi hale geldi. Yine içindeki mekanizma değişmedi. Hani garantim de dolmuştu. Biliyorsunuz 2 yıllık bir garanti süreci var. Ben garanti uzatması da yapmamıştım. Ama arka taraftaki sağ olsunlar hem garanti dışı olmasına rağmen orada bir müdahale edip şu anki haline getirdiler. Evet şu an açılıyor ama hani tam o şey kadar açılmıyor ama şu an gene de açılıyor. Depo kurtardık. Ön tarafta sensör evet uzun zamandır bir uyarı vermiyor. En son bakımda bir yazılım güncellemesi geldiğini söylediler. Bu zannedersem ikinci yazılım güncellemesi olabilir veya üçüncü de olabilir. Tam şimdi hatırlayamıyorum ama daha önce de bir yazılım güncellemesi yapılmıştı araca. Ben yaptırıyorum. Bazen ben forumlarda da okuldum. İşte bu emisyon skandalı ile ilgili işte aracın beygirinin düşürülmesi veya işte bununla ilgili bir şeyler okudum ama ben herhangi bir hiç değişiklik araçta görmedim. Hani güç kaybı, güç kesilmesi, işte araçta performans azalması gibi herhangi bir şey fark etmedim, hissetmedim. Belki DSG işte manuel aracım onlarda acaba böyle bir şey bilmiyorum yani olabilir olmayabilir ama böyle bir şey bende yok. Şimdi ne oldu? O yazılım güncellemesinde bana söylenen şey arıza tespit eden beyninle ilgili bir sistemin güncellendiği ile ilgiliydi. Yani buna benzer bir şey olmuş ve bununla ilgili zannedersem sensöre de bir etki etmiş olabilir. Sensörden artık böyle bir uyarı almıyorum. O problemim de giderilmiş oldu. Bu şekilde depoyu da düzeltmiş olduk. Aracın aslında birebir donanımı sayılmaz ama lastikle ilgili başımdan bir durum geçti. Şöyle çünkü aracın üzerinde standart gelen lastikler olduğu için ve ekstra bir özellik sayılır. Patlamaya dirençli lastiklerle geliyor bu Comfort ve Highline donanımlar arkadaşlar. Bazı donanım normal standart lastiklerle geliyor. Onun için Comfort olduğu için aracımda da hani bunu anlatabilirim size. Artısı başımdan geçen olay da şöyle, memleketteydim ve bir düğün organizasyonu vardı. Tabii bitti. Farklı bir şehirdeydik. Şehirler arası yol gitmem gerekiyordu. Ve bayağı tabii ki düğün biliyorsunuz geç vakitte bitiyor ve yola çıkıp gelmem hani 3-4 saatlik de bir yolum vardı. Tabii ki yol boş. Artık tabii ki Anadolu şehirlerin birçoğunda biliyorsunuz hele belli bir saatten sonra yolda trafikte olmuyor. Belli bir tempoda kendim geliyordum aracımla. Böyle tünelden geçerken bir şeyin üzerinden geçtiğimi hissettim. Yani bir sakırtı oldu ve arkadan çıktı gitti. Ama ne olduğu, neyin üzerinden geçtiğimi tabii ki görmedim yani açıkçası. Ve bir zaman sonra bir 10-15 dakika sonra bir lastik uyarısı gelmeye başladı. İnik diye. İndim aracı hemen bir işte bir sokak lambasının altına çektim. Baktım lastiğe herhangi bir şey yok. Yani gayet düzgün duruyordu. Yani bir iniklik bir olayı şey olmadım. Acaba dedim yani zaten hani o anda yapacak bir şey de yok ama araç şey vaziyette, diri vaziyette duruyor. Dedim tamam devam yani bu eve kadar gideriz böyle. Neyse ben yine aynı tempoda devam ettim. Ama bu sefer sürekli kontrol ediyorum. Yani bir tarafa esneme var mı, bir şey var mı falan böyle sürekli hani dikkatim orada. Herhangi bir şey hissetmedim eve gelene kadar. Neyse evin önüne geldim.
Tam durdum, aracı park edeceğim. Direksiyon bir anda sertleşmeye başladı. Bir fışır fışır baktım, tamam yani artık direksiyon beton gibi oldu. Ve hemen indim baktım. Bir anda lastik olduğu yere arkadaşlar çömelmiş vaziyette. Dedik hemen neyse biraz kenara çektim. Hemen kiriki vurduk, lastiği çıkardım. Lastiğin şöyle bu tabanı olsa şu yan taraftan böyle içten iç tarafından böyle bir parçayı kaldırmış yani dışarı. Nasıl bir şeyin üzerinden geçmişsem orayı bir yırtmış. Ama içindeki o malzeme süratle beraber akarak o bölgeyi kapatmış. Onun için yolda kalmadım açıkçası. Evin önüne kadar yani bu patlamaya dirençli olan lastiğin sayesinde hani bu da bir Passat'ın özelliği diyelim. Çünkü araçla beraber geldiği için söylüyorum. Oradaki malzeme orayı kapatarak beni en azından evin önüne kadar getirdi. Güvenli olarak da geldim. En büyük problem hani kroniklerden birine gelelim artık böyle işi biraz daha büyütelim. Süspansiyonlardan gelen bu tıkırtı sesi. Daha doğrusu gacırtı sesi öyle daha doğrusu odur yani tıkırtı değil de gacırtı geliyor süspansiyonlar. Hatta bugün videoya da almaya çalıştım sesi. Sabah birkaç bir yere gitmem gerekiyordu. Ondan dolayı araçla hareket ettik. Sabah o sesi yaptı. Özellikle soğuk araç birkaç gün yatmışsa, sabit olduğu yerde durmuşsa bu sesi yapıyor. Yaptı sabahleyin sesi. Ben kamerayı ne zaman taktım sesi alayım diye kayda bu sefer yapmadı. Yani doktorun ayağına gidince hani iyileşmek gibi bir şey oldu. Bu sefer de ses yapmadı. Isınınca o içerideki yağ nasıl bir malzeme kullanmışlarsa. Çünkü onun için de ben servise gittim sordum. Bu kronik arkadaşlar. İçerisi değişse de tamamen yenisini taksalar da bir zaman sonra yine aynı şekilde burada bir gıcırtı sesi oluşuyor. Dediğim gibi araç ısınınca özellikle kış aylarında soğuk havalarda bunu yapıyor. Araç ısınınca ya da yazın yaz aylarında bu sesi yapmıyor. Böyle de bir durum var. Artık ne oldu? Alıştım. Kulağım da alıştı. Zaten çok da önemsemiyorum. Çünkü dedim hani özele de gittim. Hani bunu çözün diye. Parası neyse veririm. Abi dedi bu araçta var. Yani bunun bir çözümü yok. Oraya sprey de sıksanız, onu değiştirseniz de böyle üretilmiş. Onun için dedim ki yapacak bir şey yok. Zaten çok da rahatsız etmiyor. Hani böyle çok da dikkat etmeniz lazım. Böyle bir ses var. Süspansiyonlar özellikle ön taraftan geliyor. Böyle bir süspansiyon problemi var. Genelde birçok arkadaşta da duyuyorum forumlarda da burada bir problem oluyor. Onun haricinde mesela ufak tefek mesela şikayetler neler mesela direksiyon arkadaşlar çok güzel mesela derisi biraz artık şey yapmaya başladı parlamaya başladı. Aldığımda çok yumuşaktı derinin yüzeyi böyle tırnağa hiç gelmiyor arkadaşlar. Şöyle biraz tırnak varsa elinizde veya yüzük varsa parmağınızda hemen çizilebiliyor çok hafif çok hassas bir direksiyon derimiz var. Direksiyonu seviyorum güzel bir direksiyon ama bu derinin hassasiyeti üzerinde hatta birkaç buralarda tırnak izleri üzerinde var. Passat kullanıcıları veya Passat almak isteyen arkadaşlar sorularını alt kısma yorum kısmına yazabilirler. Hem burada birbirimize soru cevap yaparak Passat ile ilgili aklımızda kalan soruların cevaplarını da bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.